Günaydın sayın seyirciler. Bugün 7 Haziran 1987 Pazar. Yardımcılarına baktı ve ilk 45 dakikanın ilk düdüğünü çaldı. Arif. Fuat karşısında. Beyler çökün beyler. Ve Eskişehir'le yine bir serbest atış. Boşa çıkan futbolcu Vedat. Orta ceza alanına. Ahmet yükseliyor. Nedim boş pozisyonda. Arif ve Erhan bu tehlikeli pozisyonu geçiştiriyorlar ve kalecileri Simović'e kazandırıyorlar topu. İsmail, orta Prekazi, Mirsat, İlyas ve top yandan dışarıda. Galatasaray adına ilk tehlikeli pozisyondu bu ve İlyas'ın vuruşunda ki pozisyon tekrar ekranlarınıza geliyor. Top Zalat'a geçmişti. Yetiyor. Erhan. Mirsat'tan Semih. Prekazi. Mücahit ve top dışarıda. Erhan. Cüneyt. Muhammed. Muhammed Mücahit'ten sırıldı. Orta ceza alanına ama nereye? O alanda hiçbir Galatasaraylı futbolcu yok. Erhan, vuruş ve Erdoğan. Cüneyt. İlyas. Ancak daha önce pozisyon offside. Erhan. Muhammed. İlyas. İlyas, solunda Mirsat, top hala İlyas'ta, İlyas. Aykan Köseoğlu bir serbest atışa hükmediyor. Görüntüde tekrar Galatasaray'ın teknik kadrosunu bulunduğu kulübe geldi ve şimdi de az önceki faul pozisyonu tekrar ekranlarınızda. Zalat önünde kurulan barajı ayarlıyor. Serbest atış için topun başında Prekazi. Hemen yanında İlyas. O da vurabilir. Ankara Gücü'nün attığı bir gol vardı öyle ama o ceza alanının içine girdi. Büyük bir ihtimalle Prekazi kullanacak atışı. Galatasaraylı futbolcular uzaklığın 9 metre 15 santimetrede olmadığını işaret ediyorlar. Prekazi geliyor. Onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19. Galatasaray Prekazi'nin attığı golle Eskişehirspor karşısında 1-0 önde. Ve işte Galatasaraylı futbolcuların sevinci, teknik heyetin sevinci ve taraftarların sevinci ve pozisyon tekrar ekranlarda. Bir defa da kale arkasındaki kameramızdan pozisyonu ekranlarımıza getiriyoruz. Prekazi Zalat'ın uzanamayacağı noktaya gönderdi topu ve 19. dakikada Galatasaray'ı Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçirdi. Şimdi Ali Sami Yensar'ın da tribünler tamamen ayakta ve sarı kırmızı bayrak taşıyan bir helikopter de Ali Sami Yensar'ın üzerinde uçuyor. Fatih, Fuat, tekrar Fatih, sol tarafta Nedim, orta Ahmet, Nasır, vuruş Simović. Mustafa Denizli maçtan önce verdiği demeçte ilk 30 dakikada mutlaka gol veya goller atmalıyız. Ancak o zaman rahat diyebiliriz diyordu.
İlk 30 dakika içinde Galatasaray'a bir gol kazandırdı Prekazi ama sarı kırmızılı futbolcular bir ikinci gol daha istiyorlar. Zira tabiri caizse işlerini sağlama almak istiyorlar. Fuat ani atak olabilir. Sol taraftan Nedim de hücuma katıldı. Fuat Nedim offside pozisyonunda. Kaptırılan top İlyas, Mirsad, Prekazi ceza alanı içinde. Tekrar İlyas, hemen yanında Muhammed. Ve Fatih. Uğur. İki başarılı hareket. Uğur ceza alanı içine İlyas ve Mirsad sokuldu. Şimdi Prekazi, tekrar Uğur, kaleciyle karşı karşıya. Boş top ama offside. Mustafa Denizli yine ayakta. Semih çıkmadan kontrol ediyor ama o çıkartıyor topu oyun alanının dışına. Görüntüde tekrar Semih. Sanıyorum Uğur'a gösterecek. Uğur'la birlikte bir başka Galatasaraylı futbolcu da olabilir. Evet, Uğur'a bir sarı kart. Serbest atış için topun gerisinde yine Prekazi. Golü attığı nokta biraz daha ilerideydi. Yine o geliyor topun başına. Prekazi'nin vuruşunda top Zalat'ta kalıyor. Ve şimdi ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı Aykan Kürsaoğlu. Dakika 46 atış kullanıldı ve Erdoğan topu cezalarının dışına çıkarıyor. Evet, bir dakika önce başladı değerli seyirciler ikinci yarı ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Cüneyt. Mirsad ve Arif. Sol tarafa doğru İlyas, offside yok. İlyas şimdi Prekazi girdi, Mirsad da girdi cezalarına. İlyas orta, boşta kalan top ve topa alanda. Golü atan futbolcu Muhammed ve durum 2-0 oluyor. Görüntüde Galatasaraylı futbolcuların sevinci tribünlere taşıyor ve gol tekrar ekranlarınızda. Dakika 52. Muhammed'in attığı golle Galatasaray biraz daha rahatlıyor şimdi Eskişehirspor karşısında ve şampiyonluğa biraz daha yaklaşıyor. İşte gol tekrar ekranlarımızda. Spor takımı oyuna Erdal'ı aldı golden sonra. Erdal orta, Nedim, araya giren futbolcu İsmail. Karşılaşmada 57. dakika değerli seyirciler, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor ve Eskişehirspor takımı bir serbest atış kullanacak. Galatasaray'ın ikinci golünden sonra Eskişehirspor Orhan'ın yerine oyuna Erdal'ı aldı. Serbest atış kullanılıyor. Ahmet boşta kalan top ve top ağlarda. Nedim ve top ağlarda. Karşılaşmanın 57. dakikası, Eskişehirspor durumu 2-1 yapıyor.
İşte gol tekrar ekranınızda. Ahmet, Nedim ve gol. Gerek Galatasaraylı futbolcuların gerekse taraftarların beklemediği bir anda Eskişehirspor golüne kavuşuyor. Kale arkası kamerasından pozisyonu tekrar seyrettik. Serbest atış kullanacak Muhammed'in Ahmet'e yaptığı hareketten sonra. Galatasaray'ın teknik adamları tedirgin. Son 20 dakikaya girilirken. Belki de geçtiğimiz haftayı düşünüyorlar. Beşiktaş'ın başına gelen acaba bizim başımıza gelir mi diye düşünüyorlar. Eskişehirspor'un serbest atışı Erdal ve Simović. Erhan, Muhammed, Frekazi, kaptırılan top, Arif, solunda Frekazi ve İlyas, sağ tarafında şimdi Savaş, karşısında Vedat, ondan sıyrıldı Savaş, gol pozisyonu, gol olabilir mi, yapıyor ortasını ama Gani'ye çarpan top oyun alanının dışına çıkıyor. Eğer ona çarpmasaydı İlyas çok müsait pozisyondaydı. Şimdi Galatasaray köşe atışı kullanacak. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda. Kale alanının uzak köşesinde İlyas o topu bekliyordu ama Gani izin vermedi. Gazi görev alıyor. Ceza alanı içinde 5 Galatasaraylı futbolcu. Orta Erdoğan. İsmail. İsmail'in vuruşunda top çok çok üstten dışarıda. Sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Evet, karşılaşmada artık son 19 dakika değerli seyirciler. Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Bursa'da da Beşiktaş Bursaspor karşısında 1-0 önde Galatasaray için son derece kritik dakikalar. Eğer maç bu skorla veyahut da bir başka şekilde Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanacak olursa 1986-87 sezonunda şampiyon takım Galatasaray olacak. Erdoğan, Fuat. Frekazi'ye yapılan hareketi faul olarak değerlendirirken. Ve Galatasaray'da bir oyuncu değişikliği daha. Arif çıkıyor. Yusuf oyuna giriyor. 75. dakikanın içinde. Taraftarlar ve futbolcular tedirgin ve bu maçı seyreden, dinleyen Beşiktaşlı taraftarlarsa yine ümitlerini koruyorlar. Son 6,5 dakika İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Ama Eskişehirspor'un da son 10 dakikadır belirgin bir üstünlüğü var oyun alanında. Bursa'daki Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetinden sonra Galatasaray'ın eğer şampiyon olabilmesi için oyun alanından mutlak surette artık bu dakikadan itibaren galip olarak ayrılması gerekiyor. Hadi oğlum. Tekrar Gani. Hadi oğlum, hadi. Savaş. Zalat da boşa çıktı. Savaş. Ve onun vuruşunda top oyun alanının dışına çıkıyor. Hakem Aykan Köseoğlu kale atışını işaret ediyor. Görüntüde Derp ve Yasin yaptığı hareket sonrasında bir serbest atışta. Ve hakem Aykan Köseoğlu maçın son düdüğünü çalıyor. 1986-1987 sezonunda şampiyon Galatasaray.